Bu ne demek oluyor? Ne yaptığını sanıyorsun sen? O evle artık bir bağın kalmadı. Neden her fırsatta soluğu orada alıyorsun ben anlamıyorum. Sana hesap verecek değilim. İstediğim yerde olurum. Bir insan kendini daha ne kadar küçük düşürebilir? Ben bilmiyorum. Gelmedi hala babaanne. Gelir babaanneciğim. Söz verdiyse mutlaka gelir peri kızı. Sen de biliyorsun. Ama o gelmeden önce bir şeyler atıştır. Bak yemek saati de geçti. Acıktın. Sonra oyun oynamaya takatın olmaz. Aa, şimdi yemeyeceğim babaanne. Bu yemek neden yenmiyor bakalım? Yiyeceğim baba. Ama peri kızı gelince onunla beraber yiyeceğiz. Söz verdi bana bugün gelecek. Baksana sürpriz hazırladık ona babaannemle. Piknik yapacağız beraber. Hmm. Ama piknik yapmak için hava biraz serin değil mi? Odada yapacağız zaten. Götürmeme yardım eder misin baba? Hadi bakalım. Hop. Bitsin demek. Onca sene o kadar yaşanmıştık. Tek bir kalemle silebiliyorsun öyle mi? Bir şeylere harcayan varsa o da sensin. Görüyorum sözümün hiçbir değeri kalmamış senin gözünde. Arkamdan iş çevirip bana yalan söylediğin hiç olmuş olabilir mi acaba? Neyse. Daha fazla bu tartışmaya devam etmek istemiyorum. Mert'le Masal beni bekliyorlar. İşim oldu. Boş ver, işine bak sen. Babacığım, çok güzel bir gün değil mi? Evet, hazırsanız arabaya geçebiliriz. Arabaya bin. Binmeyeceğim. Git buradan. Sana arabaya bin dedim. Binmeyeceğim diyorum. Arabaya bin. Son kez söylüyorum. Konuşmak istediğim için konuşuyorum. İstemediğim bir şeyi niçin yapayım ki? Doğru.
O eve de kendi isteğinle gitmiştin. Yengem için oradaydım. Hastalanmış. Sana yaptığı onca eziyete, hakaretlere rağmen hasta olduğu için yanına gittin, öyle mi? Ne yapabilirdim ki? Bana ihtiyacı vardı. Senin de onlara ihtiyacın vardı. Onlar senin yanında oldu mu? Ninen öldüğünde mesela yanındalar mıydı? He? Yengen bir kere olsun elini tuttu mu senin? Savaşın yaptıklarını da unuttun sen. Ben de onlar gibi mi olayım? Kötülüğe kötülükle mi karşılık vereyim? Bunu mu diyorsun? Bana karşı hiçbir sorumluluğun yok. Düşündüklerin de, söylediklerin de benim için anlamsız. Ve seni daha fazla dinlemek istemiyorum. Güzel oldu mu baba? Benim çok karnım acıktı oğlum. Ben gidip kendime şöyle güzel, salçalı, bol peynirli bir tost yapayım en iyisi. İstersen paylaşabiliriz. Yok istemem. Peri kızıyla yiyeceğiz biz. Geleceğini nereden biliyorsun? Ya işi çıkar da gelemezse? Gelir. Peri kızı verdiği sözü hep tutar. Belki sen de bizimle piknik yaparsın. Eskisi gibi ütülür. Sen, ben, peri kızı. Güzel olurdu oğlum ama benim halletmem gereken çok önemli işlerim var. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Arabaya binene kadar peşinden geleceğim. Bir daha söyletme, bin şu arabaya. Neden ya, neden? Binmeyeceğim diyorum sana, anlamıyor musun? Efendim Baran, söyle ne var? Abi yetiş. Beyhan anaya bir şey oldu. Fenalaştı. Ne demek bir şey oluyor Baran? Tam olarak neyi var Baran? Nefes alamıyor yine. Ama bu sefer daha kötü. Boğuluyor gibi. Tamam, sakin ol. Sen yastığını dikleştir biraz. Tamam. Doktor da ara hemen Baran. Kızım. Ne oldu? Dalıp gitmişsin. Ne düşünürsen hele. Bak, konuşmak istersense rahatlayarsan. Yok anne, hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Biraz yalnız kalsan iyi olur. Tamam kızım. Nasıl istersen. Ama eğer konuşmak istersense yanıma gel. Seni dinleyeceğim. Kolay gelsin Şehriye Hanım. Sağ olasın Münevver Hanım. Çakır'ın babacığına sürpriz etmek istedi de. Ben de uşağımın en sevdiği yemekleri hazırlayacağım akşama. Onu böyle huzurlu, mutlu gördüğüm için dedim ki Çakır'ım eski gününe döndü. Vay, sana ne oldu daha? Niye sarkıttın duluklarını? Dur bakayım. Gel otur bakayım şöyle. Acaba ne oldu? Şehriye Hanım, Masal'la babasının arası düzelse bile Narin'le eskisi gibi olacakları çok zor. Narin ne yapsa kabahatlidir. Bir türlü yaranamıyor. Kızım çok üzülüyor. Çok.
Düzelir be Münevver Hanım, düzelir. Ne demişler? Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Kıvırcığım nelere sabretmedi ki? Bunun da mükafatını alacaktır. Dert etme kendine sen. İnşallah Şehriye Hanım, inşallah. Bu söylediklerinize o kadar inanmak isterim ki. Bir bilseniz. Bir de evdeki gerginlik de benim huzurumu kaçırıyor. Bir de üstüne Narin de bu kadar kendini yıpratınca daha çok üzülürüm. O vakit hem kıvırcığıma hem bize şöyle güzel bir köpüklü kahve edelim de. Hem iki laf edelim hem de kasvetimiz dağılsın he. İş yapma Şehriye Hanım. Şimdi yanından gelirim. Yalnız kalmak isteyir. Oy. Ha isteyebilir. Biz bırakacak mıyız? Bırakmayacağız. Hem kıvırcığım benim kahveme dayanamaz da. Şekeri çok yükselmiş. Su vereyim mi? Hayır, su olmaz. Şekeri yüksek olduğu için şuuru kapanabilir. Doktordur. Oğlum, bu çocuğun gözü yollarda kaldı. Yemek de yemiyor inatla. Gülperi geleceğim dediği zaman gelirdi. Hiç böyle yapmazdı. Gelemese bile en azından bir haber verirdi. Sen bir arasan mı? Anne biz seninle ne konuştuk? Ha? Alışacak demedim mi ben? Ya gelmeyecekse gelmesin. Bak, bundan önce hayatına nasıl devam ediyorsa... bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. O kadar. Peki oğlum, sen nasıl istiyorsan. Fidan tostunu hazırlasın, ben yediririm. Panikleyip yanlış müdahale edilse Beyhan Hanım komaya girebilirdi. Hemşire misiniz? Yok değilim. Eskiden de yengem böyle olurdu. Daha önceden öğrenmiştim ne yapmam gerektiğini. Yalnız şekeriniz durduk yere böylesine yükselmez. Bunu tetikleyecek bir şey olmuş olması lazım. Herhangi bir şeye sinirlenip üzüldünüz mü? Benim üzüntüm hiç bitmiyor ki doktor bey. Baklava da yapmış olabilir belki. Aman Beyhan Hanım, ne yaptınız? Baklava falan olmaz. Ne konuşmuştuk? Periz'e dikkat edeceğiz. Lütfen siz de yediğine içtiğine çok dikkat edin. Tatlı, karbonhidrat, bunlar katiyen yasak. Hem siz de madem hastaneye gelmemekte bu kadar ısrarcısınız,
size söylenenleri harfi harfine uygulayacaksınız. İhtimamlı bir bakım şart. Lütfen ihmal etmeyin. Ben yemesi için uygun bir şeyler hazırlayayım kendisine. Peri kızı gelmeden seni yemeyeceğim. Sen kendi kendine mi konuşuyorsun ortak? Acıkmışsındır diye düşündüm. Tost getirdim sana. Peri kızı gelince de yersin hadi. Tamam yiyeceğim. Ama ilk önce peri kızını arayıp nerede kalmış soralım. Lütfen baba, lütfen. Kaldım peri kızı. Seni bekliyorum. Ben Savaş abin küçük adam. Gülperi gelemeyecek. Bekleme sen. Yarın mı gelecek peki? Yarın da gelemez. Ama sen istediğin zaman gelebilirsin. Ben sizin nerede olduğunuzu bilmiyorum ki. Benim evimdeyiz. Tamam, babam kapat diyor. Kapatıyorum. Ama sen aradığımı peri kızına söyle Savaş abi. Merak etme küçük adam. Bugün gelmeyecekmiş. Yarın da gelemez dedi. Artık peri kızını Savaş abi istediğinde mi göreceğiz baba? Sen şu tostunu bitir bir önce oğlum. Tostunu bitirince sen beni Savaş abiye götürür müsün peki? Oğlum çok işim var demedim mi ben sana? Vallahi şu konferans meselesi yüzünden okuldan erken bıraktılar ya, harika oldu. Acaba diyorum bir şeyler mi yapsak? Sinemaya falan gideriz belki. Ders çalışmam lazım. Aynı Kemal abiyle Narin abla gibiler. Çok mutlu gözüküyorlar. Umarım hep böyle kalırlar. Hiç zannetmiyorum. O ne demek şimdi? Araları hiç de iyi değil. Her an boşanabilirler demek. Ne? Bu mümkün olamaz. Vallahi gayet mümkün. Her dakika kıran kırana kavga ediyorlar. Böyle çok yürümez. Sen de bayağı mutlu gözüküyorsun ama boşuna heveslenme. Barışırlar. Tabii ya. Kesin barışırlar. Onların arasına kimse giremez. Boş boş konuşuyorsunuz. Bu sabah kendi kulaklarımla duydum, boşanacaklar. Buru mu söylüyor gerçekten? Olabilir mi böyle bir şey? Sevkiyat aksamasın. Gelişmelerden an be an haberim olacak. Ne oldu? Abi, Behin Ana'ya baklava yedirdim ya. Çok üzüldüm inanki. Sebebi ben oldum resmen. Ama inadı karşısında çaresiz kaldım.
Ya vermesem ona saygısızlık etmiş, sözünü dinlememiş gibi olacaktı. Olmazdı. Bundan sonra dikkat et. Gülberi'den de Allah razı olsun. O olmasa her şey çok zor olurdu. Onun da işi kolay değil. Beyhan Hanım'ın istediklerine hayır demek, yediğine içtiğine karışmak, ona söz anlatmak hiç kolay değil. Ama bir şekilde yapıyor işte. Bir de Beyhan Hanım'dan bir dünya laf işliyor. Uyku bile çıkmıyor. Annem ne söylerse söylesin, yüreği temizdir. Bunu da herkes bilir. Ona saygısızlık etmek de kimsenin haddine değil. Aman abi haşa, beni yanlış anlama. Beyhan Hanım baş tacı. Ben ona öyle huysuz, aksi falan demek istemedim yani. Huysuz, aksi falan derken de şey, sözüm yanlış anlaşılmasın diye öyle. Yenge. Yenge. Çorba getirdim. Hadi kalk da bir iki kaşık ye. Uyuyorum, görmüyor musun? Uykunun arasında çorbanın işini. Yenge biraz ye, sonra yine uyursun. Aç kalmaman lazım şekerin düşmemesi için. Of of, doktor kesildim başıma. Git, istemiyorum çorba falan. Bekliyordu. Nasıl da unuttum telaştan. Kim bilir nasıl üzülmüştür canım benim. Madem gelmeyecektin, neden söz verdin o zaman? Ya sabahtan beri gözü yollarda. Seni beklerken ağzına tek bir lokma bile koymadı. Bundan sonra tutamayacağın şeyler için söz verme sakın. Ben geliyordum aslında ama son anda... Kapat telefonu. Bu adam seninle nasıl konuşuyor? Nasıl bağırır sana? Yengem bir şey mi oldu? Uyandı. Bir şeyler yemek istiyor. Bunun için mi kapattırdın telefonu? Merhaba, hoş geldin. Günün nasıl geçti? Babam nerede? Dışarı çıktı ama nereye gittiğini bilmiyorum.
Nereye gidecek? Muhtemelen huzur bulabileceği bir yere gitmiştir. Evde olmayınca. Alo. Söylediklerini aynen yaptım. Sonuca doğru hızlı adımlarla ilerliyoruz. Babamla Nani arası felaket gerildi. İpler her an kopacak o derece. Harika. Senin adına mutlu oldum. Ben de bu durumdan çok mutluyum. Olur, buluşalım. Her zamanki yerde, değil mi? Tamam. Ben oyalanmadan çıkarım. Hayırdır Kübra'cığım? Ne de o telaşa? Masal birazdan dışarı çıkacak ama çıkmaması lazım. Ona engel olabilir misin? Çok önemli. Neden çıkmaması lazımdı? Kübra'cığım, kötü bir şey mi oldu? Buluşacağı kişinin güvenilir olduğunu sanmıyorum. Zarar verebilir. Bir şey yapabilir misin? Sen oyla değil, sana oyla dur. Daha. Ben ne edeceğim de onu oyalayacağım? Oyu buldum da. Babasına sürpriz etmek istedi. Bana yemek listesi ver duydu. Yetiştiremiyorum Çakır'ım. Bana yardım eder misin derim. Okuyamaz Şehriye teyzesine de. Tamamdır. Tamam. Emiroğlu'm, Gülperi kızımı aramıştım ama ulaşamadım. Bir şey soracaktım. Eğer oradaysa söyler misin beni aramasın? Burada değil Hasan amca. Öyle mi? Daha önceki konuştuğumuzda çiftliğe Yiğit'i görmeye gideceğim demişti bana. Evet, Yiğit'e söz vermiş ama gelmedi. Savaş'ın evinde hala. Hay Allah, yine ne oldu ki acaba? Gülperi geleceğim dediği zaman gelirdi. Hiç böyle yapmazdı. Gelemese bile en azından bir haber verirdi. Bugün gelmeyecekmiş. Yarın da gelemez dedi. Artık peri kızın Savaş abi istediğinde mi göreceğiz baba? Yeter! Durun, yeter! Nasıl oldu bu? He? Bu mu yaptı? Cevap ver bana, zorla mı tutuyor seni burada? Kapat telefonu. İyi ki yardım ediyorsun be Çakır'ım. Yoksa vallahi da billahi de yetiştiremezdim ha. Hem baban çok sevinecek. Sarmaları senin ettiğini duyunca ikişer üçer yiyecek ha, deme du deme. Sarabilsem yer tabii. Şuna bak, olmuyor. Olay, olay da birazcık tombul olay. Bak şimdi. Al bakalım. İçine az koyacaksın. Bak böyle. Bunu buraya kıvıracaksın. Bunu böyle kıvıracaksın. Bunu da böyle kıvıracaksın. Böyle saracaksın işte. Böyle de vereceksin. Bak. Et bir tane bakayım, göreyim seni. Al. Hadi bakalım.
Yay onu böyle. Ha, kıvır şimdi. Bunu da kıvır. Ha buralarında kıvır içeriye. Ha bunu da böyle getir. Katla onları da içine. Ha, sıkı sar ki pişerken dağılmasın. Ha. Huy. Sen daha ufacıkken minnacık ellerinle ediyordun ha bu sarmaları. Şimdi mi edemeyeceksin? Az birazcık talim et, benden güzel sararsın. Haydi. Kemal abi herkesi salona çağırdı. Neden ki? Bilmiyorum, önemli dedi, o kadar. Hayırdır inşallah. Tamam uşağım, biz ellerimizi yıkayalım, hemen geliriz. Çakırı, kilit yıka ellerini. Göre seninle konuşacaklar. Nedense huzursuz oldum. Haydun daha dizdiniz bizi böyle sıraya. Ne diyeceksiniz deyiverin. Çatladık da meraktan. Sen söyle. Aslında bu noktaya geleceğimizi biz de umuyorduk ama... artık bu şekilde daha fazla devam edemeyiz diye düşündük. Vereceğimiz karardan sonra her şey hepimiz için çok daha iyi olacak. Nasıl bir karar? Ne demeye çalışıyorsunuz? Biz ayrılık kararı aldık. Herkes için böylesi daha iyi olacak. Boşanıyoruz. Bu kulaklarım sağır olaydı da, bu dediklerinizi işitmeyeydi. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Melike abladan bir haber var mı Cavit Hanım? Az önce konuştuk. Tülay'ın durumu aynıymış. Bir değişiklik yokmuş. Emir? Oğlum? Allah Allah. Bir hışımla nereye gidiyor yine bu böyle? Ey kurban olduğum Allah'ım, sen belalardan sakın. Şeyi nasıl yaptın? Hem bana hem kendini nasıl kıydın? Tülay? Kızım?
Doktor! Doktor! Kızım, yaşlı düşündünüz mü? Bu uşak oyuncağı değil. Geriye dönüşü de yoktur. Münevver Hanım haklı. Belirler. Birbirinize kırgınsınız. Kızgınsınız. Ama iki güne geçer daha. Siz sevginizle ne günler atlattınız. Etmeyin la. Bu öyle sinirli bir anlık kızgınlıkla verilmiş bir karar değil. Biz iyice düşünüp taşındık. Ve kararımız da netiz. Merak etme. Senin evlatlık durumun için bir müddet bu evde yaşayacağım. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok üzüldüm. Biz daha önceden yakın arkadaşlarımıza söz vermiştik. Daha önceden yapılmış bir program. İptal etme gereği duymadık. Hazır buluşmuşken bu durumu onlarla da paylaşacağız. Bir önce çıksak iyi olur. Geç kalmayalım. Böyle olacağı belliydi. Numaradan da olsa ayrılacağız demek, o kadar canımı acıttı ki. Benim için de öyle. Ama her şey masal işte. Biraz daha dayanacağız. Çok az kaldı. Arkadaşının yanında kalmak için okula dönmek istememesi kabul edilecek bir şey değil. Kızmakta haklısın. Bana da kızdın biliyorum ama... Hiç olma kendinin haline. Masalın yalan söylediğini biliyorum. En çok da buna kızıyorum zaten. Seni zor durumda bırakıp aramızın bozulmasını istiyor. Bunu biliyordun, niye söylemedin? Masal bildiğimi bilsin istemiyorum bundan. Bir planım var. Ne planı? Madem aramızın bozulmasını istiyor, biz de ona istediğini vereceğiz. Nasıl? Aramız bozulduğunda kapalı kutun açılacak. Sakladığı şey her neyse söyleyecek. Belki ayrı olursak masalın derdini öğrenme şansımız olur. Bir süre soğuk mu davranacağız birbirimize? Hatta daha fazlasını yapacağız. Kavga edeceğiz. Ve ayrılacağımızı söyleyeceğiz. Sence masal ayrıldığımıza inandı mı? Rolümüzün hakkını verdik. Evdeki derdi önemli. Hadi yakalanmadan gidelim bir an önce. Tamam. Gidelim, keyifli zaman geçirelim ya. Çok özledim. Oh be. Umduğumdan da kolay oldu. Fotoğraftaki adam emniyette tanımayan yok. Eğer kuryemiz olmayı kabul etmezsen fotoğraf polise gider. Sen de derdini onlara anlatırsın. Kahretsin ya! Kahretsin, kurtulamayacak mıyım ben sizden? Yine benden saklanıyorsun değil mi? Ha?
adam seni burada zorla tutuyor. Doğru söyle bana. Kendi ağzından duymadın mı Rızası ile burada olduğunu? Gerçekleri kabullenmek bu kadar mı zor? Sen daha neyin peşindesin? Ve en önemlisi buraya gelip kim olarak hesap soruyorsun? Yapma sakın. Olursun yapma. Kendini düşünmüyorsan. Çekiliyorum ben. Çekiliyorum ben. Yapma sakın. Şu düştüğümüz duruma inanamıyorum. Masal geri kazanacağız diye resmen ayrılacağımızı söyledik. Masal ya. Benim küçücük kızım. Ne ara bana düşman oldu? Hepsi geçecek, merak etme. Masal eski günleri, seni ne kadar çok sevdiğini hepsini hatırlayacak. Yeniden eskisi gibi olacağız. Hafızanın en zayıf noktası ne biliyorsun değil mi? Neymiş? Duygularının nedenini unutmaması. Şu ana kadar Masal senden uzaklaştıkça sana yaklaşmaya çalıştım. Ama şimdi her şey farklı olacak. Seni kaybettiğini zannedecek ve kıymetini anlayacak. Eski günleri o kadar özlüyorum ki. Onunla dertleşmeyi, bir şeyler yapmayı. Böyle olmak canımı sıkıyor. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Biraz daha sabır. Bu arada yalandan da olsa sana bağırdım. Özür dilerim. Ben de çok huzursuz oldum. Gerçek olmasa bile seninle tartışmamı, sana söylediklerim huzurumu kaçırdı. Ya düşünüyorum da sürekli böyle kavga ediyormuşuz. Hiç çekilmez. Ha böyle insanlar da var.
Sürekli kavga eden, cehennem azabı gibi. Ben her gün aşkla uyuyup aşkla uyandığımı, senin benim yanımda olduğuna şükür ediyorum. Öyle bir kadına sahibim ki ne kadar sevsem yetmez. Senin yerinde başka birisi olsaydı böyle bir oyunun içine girmek istemezdi. Ama sen sorgulamadın bile. Sorgular mıyım? Hepsi kızımız için. Allah'tan Kemal'cığımla uşağım oyun olduğunu bize önceden dediler ha. Yoksa kahrımdan gidiverirdim ha. Ya böyleyken bile ayrılacağız dedikleri vakit. Ha şurama bir taş geldi oturdu sanki. Vallahi Şehriye Hanım, yalanı bile bizi çok yaktı. Mert'i görmedin mi? Oyun olduğu halde çocuk ne kadar üzüldü. Ne kadar masumlaştı. Rabbim kimsenin huzurunu bozmasın. Amin Münevverim. Amin. Şimdi bakalım Masal bundan sonra ne yapacak? Huzurlu bir yuvanın, Nari'nin değerini bilecek mi? Bilir be Münevver Hanım. Kıvırcığımın kıymetini, onun için ne kadar büyük bir nimet olduğunu er geç anlar da. İnşallah. Fotoğraftaki adam emniyette tanımayan yok. Eğer kuryemiz olmayı kabul etmezsen fotoğraf polise gider. Sen de derdini onlara anlatırsın. Kurtulmuştum ben. Hani tek seferlikte. Kurtulmuştum, bitmişti kabus. Bitmişti. Yok öyle hemen Ozan Koç. Biraz tek başına kal da iyice değerimi anla. Of Ozan ya. Sana çok ihtiyacım vardı. Neredesin? Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Nasıl kurtulacağım bu işten? Nasıl? Neden yaptın? Yaptım. Çünkü onun senin gibi biri yüzünden hapse girmesine müsaade edemez. Çünkü Yiğit'in babasız kalmasını istemedim. Çünkü ben onu... Yapma sakın. Ben kendim geldim. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl? Alo. Oğlum, iyi misin sen? Ne oldu anne, bir şey mi oldu? Niye aradın? Melike aradı. Tülay kendine gelmiş. Ben şimdi hastaneye geçiyorum. Sen de gelsen iyi olur. Melike ablan için. Tamam, geliyorum.
Yeğeniniz oldukça kritik ve zor bir süreç atlattı. Ama şimdi iyi. Şükürler olsun. Toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var, o kadar. Teşekkürler, sayenizde doktor bey. Ne demek, biz görevimizi yaparız. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Halacığım, kıyamamışsın, yanımdasın yine. Ben çok üzgünüm hala. Ne zaman eve gideceğiz? Doktor biraz daha burada kalman gerektiğini söyledi. Bundan sonra beni hiç bırakma, olur mu hala? Sana söz. Yaptığım her şeyi telafi edeceğim. Bir daha asla yanlış yapmayacağım. Başını öne eğdirmeyeceğim. Yalnız kalmayacaksın. Ercan'ın yanına göndereceğim seni. Abla kardeş birbirinize mukayyet olursunuz. Allah vermesin. Başınızlara sıkışır. Bir sıkıntınız olur, halanız olarak elimden geleni yaparım. Ama o kadar. Maalesef çok istesek de bazı şeylerin telafisi olmuyor. Neyse. Sen istirahat et. Şimdi ne yapacağım? Her şeyi elime gözüme bulaştı. Beni böyle pislikmişim gibi bir kenara atamazsınız. Yapamazsınız. İzin vermem. Siz benim daha neler yapabileceğimi bilmiyorsunuz. Bende daha ne numaralar var? Yine kandırırım sizi. Daha önce de kandırdım. Yine kandırırım. Ben de Tülay'sam. O çiftliğe geri dönmeme de. Emir'e yakın olmama da kimse engel olamaz. Olamaz. İzin vermem. Kaza yapıp yaralanırsam beni yeniden çiftliğe almak zorunda kalırsınız. Dayanamazsınız, alırsınız yine. Geri döneceğim.
Her ne pahasına olursa olsun geri döneceğim. Çiftliğe geri döneceğim, çiftliğe geri döneceğim, çiftliğe geri döneceğim. Neden hala geri dönmedin Ozan? Tek başıma düşün düşün kafayı yiyeceğim. Hadi aç. Ne olur aç. Bu kadar eziyet yeter. Kıvama gelmişsindir artık Masal Hanım. Alo. Sonunda açtın. Çok kötü bir şey oldu Ozan. Bittim ben, bittim. Ne oldu Masal? Korkutma beni, anlat. O adamdan yine mesaj geldi. Kuryeleri olarak devam etmemi istiyor. Bir de fotoğraf göndermiş. Adama paketi verirken çekmişler beni. Kabul etmezsen polise vereceğim dedi. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok kötüyüm. Hiçbir şey bilmiyorum. Şişt, tamam. Sakin ol. Ben varım, yanındayım Masal. Düşünüp birlikte bir çıkış yolu buluruz elbet. Hemen buluşmamız lazım. Her zamanki yere gel. Tamam, çıkıyorum hemen. Kapatıyorum şimdi, babamlar geliyor. Dışarı çıkabilir miyim? Sahile yürümek istedim de. Ödevlerini bitirdiysen çıkabilirsin tabii. Çoktan bitirdim. Önce şeye rağmen yine beni görmeye gelmişsin. Ama benim hiçbirinizin yüzüne bakacak yüzüm yok. Hele de senin. O kadar pişmanım ki bilemezsin. Çok hata yaptım biliyorum. Ama sen hep ne dersin? Hatasız kul olmaz. Herkes son bir şansı hak eder demez misin? Ne olur Cavidan teyze. Bana bu son şansı çok görme. Halam. Halam beni Ercan'ın yanına göndermek istiyor. Cavidan teyze yalvarırım, mani ol. De siz benim ailem oldunuz. Ben siz olmadan, Yiğit olmadan nasıl yaşarım? Yaşayamam. Melike münasip olanı söylemiş. Bence de çiftliğe dönmen doğru olmaz.
de haklısınız tabii. Kimseye diyecek bir şeyim yok. Her ne olduysa kendim sebep oldum. Siz bana anne oldunuz. Aile oldunuz. Ben sizin kıymetinizi bilemedim. Neyse. Ben seni gelip görmek istedim. İyisin. Daha da iyi olacaksın inşallah. Bir musibet bin nasihatten iyidir derler. Sen akıllı kızsın. Ders çıkarmışsındır umarım. Bundan sonra iyilikten, güzellikten şaşmazsın. Biliyorum, hak etmiyorum ama sizden bir şey isteyeceğim. Tek bir şey. Emir'le konuşup af dilemek, helalleşmek istiyorum. Ne olur Cavidan teyze, bana bunu çok görmeyin. Olur. Emir'le konuşurum. O da uygun görürse konuşursunuz. Sağ ol Cavidan teyze. Çok sağ ol. Hastane masraflarında. Tamam Melike abla. Bak ben senin oğlun sayılırım ama. Öylesin. Öylesin tabii de. Yine de... Her şey için sağ ol oğlum. Nasıldı? İyi görünüyor maşallah. Çok çabuk toparlayacak gibi. İnşallah. Ben de bir bakayım. Şey mi oldu? Tülay, seninle son bir kez konuşmak istiyormuş. Af dileyecekmiş. Af mı dileyecekmiş? Bu neyi değiştirir ki? Ha? Gerek yok böyle bir şeye. Haklısın oğlum. Bizim için bir şey değişmez ama belli ki onun buna ihtiyacı var. Bak oğlum, kızcağız ölümlerden döndü. Son bir kez görüşmek istiyor, konuşmak istiyor seninle. Çok ağladı, çok yalvardı. Anne tamam, gerek yok. Gerek yok. Sen bilirsin oğlum. Konuşmak için sana geliyordum. Her şey o sırada oldu. Kaza geçirdim. Bu vicdan azabıyla ölebilirdim. Ne olur en azından sana bir açıklama yapmama müsaade et. Yaptım. Çünkü onun senin gibi biri yüzünden hapse girmesine müsaade edemez. Çünkü Yiğit'in babasız kalmasını istemedim. Çünkü ben onu... Yengemin ilaçlarının tekrar alınması lazım. Az önce sonuncuları verdim. İlaçlar bitti demek için son anı mı bekliyorsun? Böyle mi bakıyorsun yengene?
Böyle mi ödüyorsun vefa borcunu? Ben... Neyse. Bir daha böyle şeyler için bana gelme. Git Baran'la muhatap ol. Masal fark etmeden karımla bir kahve keyfi yapayım diyorum. Masalı çaktırmadan yapabilir misin? Sen Şehriye ablanın gözlerinin içine bir baksana. Ben de kimseye çaktıracak göz var mıydı? Ben Bodrum Beşeviz diye düşündüm. Sana zahmet oraya getirirsin. Bildiğin mesela aşıklara döndünüz yani. Öyle bodrumlarda içmeler falan. Siz birbirinizi yaman oğlum da. Gerisi önemli değil Duruş'a. Allah'ın sevginize zeval vermesin. Sizi birbirinizden ayırmasın. Sağ ol. De git haydi. Ben kimseleri görmeden getiririm kahveler. Bodrum'da içilen kahvenin tadı bir başka oluyormuş diye duydum. Denemeye ne dersin? Evet ise birkaç dakikaya Bodrum'da buluşalım. Seni ilk günkü tutkuyla seven kocan. Baba. Sen varsan her şeyi tereddütsüz denemeye varım. Birazdan oradayım. Son nefesine kadar sana aşık kalacak olan karım. Mesajlaşıyorsun sen? Hiç kızım, işle ilgili. İyi misin? Biraz gergin gibisin. Yok, ben gayet iyiyim. Beni boş ver. Asıl sen nasılsın? Babama sarılınca iyi oluyorum. Aslında ben senin neden gergin olduğunu biliyorum. Ne biliyorsun? Bunca zaman sonra ayrılık zor olacak tabii. İnsanın duyguları bitse bile alışkanlıklarından vazgeçmesi zor oluyor. Ama ben senin her zaman yanındayım. Ben de öyle güzel kızım. Her zaman yanında olacağım. Sen benim biricik kızımsın. Kıymetlimsin.
ağrım varsa hemşireyi çağırayım. Gerek yok. Dayanılmayacak kadar değil. İlke abla. Tülay'la biraz yalnız kalabilir miyim izin verirsen? Kırmayıp geldiğin için sağ ol. Olan biteni benim ağzımdan duy istedim. Senin yanına gelmeye çalışırken de kaza yaptım işte. O kadar üzgün, o kadar perişan haldeydim ki dikkatim dağıldı bir anda. Ben çok pişmanım Emir. Ölesiye pişmanım. Çok kötü şeyler yaptım biliyorum ama ben ne yaptıysam senin için yaptım. Bana bak. Senin yaptıklarının izahı da, telafisi de olamaz. O yüzden nefesini tüketme. Evet buraya geldim. Geldim çünkü bazı şeyleri çok iyi anlamanı istiyorum. Bundan sonra hayatımızda asla yerin yok. Tamam mı? Bunu böyle bil. Geçmiş olsun. Benim elimden olacak. Hem de hepinizin. Çekil önümden! Gidiyorum ben. Yengeme yemeğini yedirdim. Eksik ilaçların listesini de Baran'a verdim. Şimdilik bir şey kalmadı. Nereye gidiyorsan Baran bıraksın. Baran çıktı. Gerek de yok zaten. Kendim giderim. Vallahi çok iyi oldu geldiğin. Evde kimseler yok. Bir tek Yiğit. Yoksa böyle rahat rahat oturup konuşamazdı. Ya iyi denk geldi vallahi. Ben de Beyhan anamın ilaçtan almaya çıkınca öyle bir sahne kurayım seni de göreyim dedim. E tabii doğru düzgün oturup konuşamıyoruz ki. Bir kere yemeğe gittik. O oldu gerisi hak getire. E tabii durumlar da müsait olmadı. Olay üstüne olay. Ya hiç sorma. Vukuatsız bir günümüz yok vesselam. Televizyonda görüp hevesleniyorum. İstanbul'da gezip görmek istediğim o kadar çok yer var ki. Yine arada derede bir kaçamak yapsak. Bir yerlere gitsek. Ben gezmek istiyorum. Ben öyle arada derede kaçamak işleri sevmem Fidan. Gezmeden tozmadan da anlamam. Hele uzatmayı hiç sevmem. Eğer sen de istersen hiç uzatmayalım.
Evlen benimle. Fidan, sustun. Tamam. Ne dedin? Tamam işte, tamam. Madem tamam, o zaman ben gideyim bir an önce Beyhan Ana'yla konuşayım. Tamam. Tamam. Gittim. Boşanma kararı almış olmamız bile kocama romantikliğinden hiçbir şey kaybettirmemiş. Biliyor musun, boşanma kelimesini duymaya bile tahammülüm yok. Bunu düşündükçe sen olmasan eğer gece uyuyamam, sabah uyanamam. Sensiz bir nefes bile alamam ben. Ama bu adrenalin ve heyecan iyi geldi, kabul et doktorum. Evet. Götüraydım acaba? Yakalanmayasın. Yakalanmam Şehriye teyze. Diğerlerini de ben götürdüm ya zaten. De haydın. Ayağına kuvvet. Çakırıma yakalanmadan git de gel. Şehriye teyze. Huy. Sakin. Niye bu kadar çok korktun ki? Hem sen nereye bakıp gülümsüyordun? Ben de dalmışım çakırım. Kapı çaldı sandım. O öyle kulak kabarttırdım öyle. Hem yüzüme gülümseme falan da yoktu da sana öyle gelmiştir. Oy, bekle ben oda. Hava soğuktur. Atkını getireceğim. İlk dans parçamız değil mi bu? İlk elini beline attığımda nasıl heyecanlanmıştım hatırlıyor musun? Sen mi ben mi? Ayaklarım yerden kesilecek gibiydi. Thank you.
Yemek servisi. Şehriye Şef'in mutfağından özel sipariş. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz olursa aramanız yeterli. Tamam. Bakalım şöyle. Saralım da. Hava soğuk, çakırı. Üşütmeye soğuk. Üşütmem Şehriye teyzem, merak etme. De haydi güle güle. Ateş attı, duruldu neyse ki. Çakırım dönene kadar da bizimkilerin yemek işi bitmiş oldu da. Şehriye abla döktürmüş yine. Bu kadar şeyi ne ara yaptın? Söz konusu Şehriye ablaysa her şey mümkün. Öğrenmedin mi hala? Yine sakarlı mı üstümle? Ne yapıyorsun burada? Sana ne, seni ilgilendirmez. Bulmam lazım. Tamam, ben bakarım. Babacığım. Oğlum. Ne yapıyorsunuz siz? Bir şey mi arıyorsunuz? Tatlı arabamı bulamıyoruz. Dün uzunlukta oynamamış mıydın sen onunla? Orada kalmıştır belki. Oynadım ama geri de getirdim. Tamam o zaman, sen bekle burada. Ben bir bakıp geleyim yine de. Thank you.
gitmesen olmaz mı? Ama ne güzel oyun oynadık. Senin nefis kekinden de yedik. Yine geleceksin ama değil mi? İnşallah canım. Ama şimdi senden bana bir söz vermeni istiyorum. Ben yokken de güzelce yemeğini yiyeceksin. Ve evdekileri hiç üzmeyeceksin. Söz mü? Söz veririm ama yarın yine geleceksin. Tamam, geleceğim. Tekrar kırılmaz değil mi? Kırılmaz canım. Bu ağaç çok sağlam zaten. Hem kırılsa da sorun değil aslında. İlk süper güçlerim var peri kızı. Neden buradasın? Niye geldin? Şey... Ben Yiğit için söz vermiştim de ona. Yiğit için de olsa gelmeyeceksin bir daha. Artık Yiğit'le görüşmeyeceksin. Sensiz olmaya. Sensiz yaşamaya alışacak. Senden önce nasılsa öyle. Bana bak. Artık seni Yiğit'in hayatında istemiyorum. Duydun mu beni? Çık şimdi buradan. Sen dışarı gitmiyor muydun? Bodrum'da ne işin var? Hesap mı vereceğim ben sana? Sorgu memuru gibi dikilmişsin karşıma. Gitti, sorun yok. Asayiş bir erken ver. Dur bakalım. Tehlike henüz geçmemiş olabilir. Bu kadar acele etme. Asıl bizim böyle kalmamız tehlike.
öyle mi? Hem Şehriye abla tabaklar dolu görürse canımız okur vallahi. Mert ne kadar iyi, ne kadar fedakar çocuk görüyor musun? İyi ki hayatımıza girmiş. Evet, gerçekten de öyle. Her geçen gün ayakları daha da yere basıyor. Onunla gurur duyuyorum. Evlatlık meselesi ne oldu? Prosedürler devam ediyor mu? Devam ediyor, çok az kaldı. Eğer bir aksilik çıkmazsa yakında hallolacak. Öyle istiyorum ki bir an önce hallolsun. Olacak, merak etme sen. Gitmeyeceksin değil mi Peri kıza? Babam şaka yapıyordu değil mi? Şakalaşıyordunuz siz babamla. Haklısın galiba. Böyle kaçak buluşmanın da ayrı bir tadı var. Gerçi Masal bizi yakalasaydı aynı şeyi söyleyebilir miydim emin değilim. Yalnız yakalamamıza ramak kalmıştı. Ne oldu, ne düşündün? Bugün bana sarıldı ya. Ne hissettim biliyor musun? Her ne kadar büyürse büyüsün, aslında hala çok savunmasız. Her geçen gün hırçınlığı geçiyor sanki. Bize daha yakınlaşıyor. Sence de öyle değil mi? Ben de senin gibi düşünüyorum. Sanki sana yaklaşmaya başladı, eskisi gibi. Zamanla sakladığı şey her neyse eğer, daha fazla saklayamayacak. Derdini söyleyecek. Biz de onun problemini ortadan kaldırdığımızda her şey eskisinden daha güzel olacak. Demiştiniz. Daha sonra olmayacak demiştiniz. Ben de istediğinizi yaptım. Benim sizinle işim bitti. Rahat bırakın artık beni. Hiçbir yere gidemezsin. Bizim seninle işimizin ne zaman biteceğini sen değil, biz karar veririz küçük hanım. Eğer işleri yokuşa sürer, yeni teslimatı yapmazsan, elimdeki görüntüleri anında polise gönderirim. Şakam yok, bilesin.
Birlikte oyun oynamak ister misin ortak? Hı? Veya baba oğul birlikte keşif gezisine çıkalım, ne dersin? Oğlum. Oğlum, bu hayatta benim için senden daha kıymetlisi yok. Bunu biliyorsun değil mi? Ben her şeyi senin mutluluğun için yapıyorum. O zaman neden Perikis'ine git dedin? Bak, bazen bizi mutlu edeceğini zannettiğimiz kişiler ileride daha fazla üzülmemize sebep olur. Peri kızı buradayken sen de mutluydun. Onun yanında gülüyordun. Ona git dedin, şimdi üzgünsün. O beni üzmez, mutsuz da etmez. Melike abla. Efendim oğlum. Ben biraz dışarı çıkıyorum. Birkaç saate kadar dönerim. Yiğit sana emanet. Arada bir çıkıp bakarsın, olur mu? Tamam oğlum, sen hiç merak etme. İyi gidelim ben. Sağ ol. Sana doya doya sarılmayı öyle özledim ki. Çok az kaldı. Yakında her şey eskisi gibi olacak. Alo. Çok mu acil? Peki tamam. Ne oldu? Şirketten aradılar. Acil gitmem gerekiyormuş. Tamam o zaman git. Ama ben bütün gün seninle baş başa kalmak istiyordum. Ya olsun, ben buradayım. Her zaman da burada olacağım. Seni bekleyeceğim. Sen git işlerini hallet. Tamam ama bir şartla. Döndüğümde yine burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Söz. Bir sonu yok mu bunun? Tek seferlik dediğiniz için yapmıştım o teslimatı. Yalvarırım, beni bırak artık. Son anda acil bir teslimat daha çıktı. Korkma, sorun çıkmaz. Yapamam, söz vermiştin. Ne sözü kızım? Ne dersem yapacaksın. Yoksa ortaya çıkmasını istemediğin fotoğrafların her yerde görünür. Bırak artık beni, ne istiyorsanız yaptım. Şimdi seni var ya. Lan! Kalk lan. Kalk lan. Kimse yok mu? Yardım edin.
Kimsin lan sen? Canını mı tutadın? Neden buradasın? Niye geldin? Şey... Ben Yiğit için söz vermiştim de ona. Yiğit için de olsa gelmeyeceksin bir daha. Artık Yiğit'le görüşmeyeceksin. Sensiz olmaya. Sensiz yaşamaya alışacak. Senden önce nasılsa öyle. Bana bak. Artık seni Yiğit'in hayatında istemiyorum. Duydun mu beni?